Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba, ben Emre. The Zor of Mine'a, A Little Ones serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi soyulduk. İki adet konservemiz, iki adet de suyumuz gitti. Bu iki kişilik yemek demek oluyor. Büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı neyse ki gördüğüm kadarıyla yaralanan yok diyeceğim ama Emilia galiba zaten yaralıydı. Bankalar kapandığında babam kasayı açtı ve küçük bir kutu çıkardı. Neşelenin kızlar, daha paramız bitmedi dedi. Sonra markete gitti ve taze şeftali aldı. Her gün yemek karşılığında mücevherleri verdi. Ve diğer herkes gibi insani yardım paketlerini aldık. Yani tecrit harici o kadar kötü değildi. Ama babam bizim güvende kalmamızı istedi. Aklımdan geçenler bunlar şu an. O zaman Emilia sen çok açsın. Şuradan bir konserve ye. Hafif yaralı durumdasın aynı zamanda. Seni biraz dinlendirelim. Sen üzgünsün. Neden üzgünsün? Siz bir konuşun. Biraz mutlu olursun belki. Zlata yorgunsun biliyorum. Seni de dinlendireceğim. Öncesinde topladığımız eşyaların karşılığında bir şeyler yapabiliyor muyuz? Neler yapabiliyoruz? Onlara bakacağız. Artık sobamız var. Hava 16 derece. Yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Bunlar muhabbetlerini ederken... Oo, kapıya birileri geldi. Uzun sürmez. Şimdi konuşmanız bitsin. Kapıda bakacağız. Tabii ki tatlım dedi. Şu kapıyı ben bir açayım. Sarılın. Oo. Tamam da kapıda insanlar bekliyoruz Zlata. Hadi. Hop. Yanlış oldu. Aç kapıyı tekrar. Hoho, sebze getirdi bize. Süpersiniz ya. Buradan birkaç blok uzakta yaşıyoruz. Bu binaya sığındığınızı gördük ve artık komşu olduğumuza göre sizi ziyaret edip merhaba demeye karar verdik. Size kendi bahçemizden biraz sebze getirdik. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Süpersiniz. Komşularımıza bayılıyorum. Çok iyi komşularımız var. Etimiz de 5 tane, sebze de 5 tane. Süper. Sen bir koş. Madem öyle ben şu yemeği yiyeceğim. Normalde çok açken yiyoruz sadece ama. Sen bir tane şundan yap. Afiyet olsun. Bundan yakacak var. Su sıkıntımız var ama en azından iki tanesini yapalım, hazır dursun. Yeni et gelmemiş, burada birikmemiş henüz. Sebze olması çok iyi yalnız. Müthiş. Gel bakayım aşağıya. Şuraya bakalım. Hala yükseltemiyorum. 5 tane bileşene ihtiyacım var. Su filtresini yapmasam belki olurdu ama. Buraya suyumuzu yapalım. Burayı birleştirebilir miyiz? Bu arada yorumlarınızı okuyorum. Çok teşekkürler. Alkolün ticarette ne kadar önemli olduğunu söylemişsiniz. Alkol üretimine girilebilir. Ama yapacak çok şey var. Hani ona bir türlü sıra getiremiyorum. Böyle geliştiremiyorum bu arada. Aynı şeyleri istiyor gördüğüm kadarıyla. Yeni bir silah da yapamıyoruz. Başka neler yapabiliriz biz? Buralarda. 3 tane yanlış hatırlamıyorsam. 3 mü 5 mi? 4 mü? Oyuncak ayı bulursak çocuk için oyuncak kutusu yapabiliyormuşuz. Dolayısıyla ben biraz biriktireceğim bundan sonra oyuncak kutularını. Sizi dinleyeceğim o konuda. Güzel olacaktır. Yani salıncağı yapmak yerine oyuncak kutusu yapmak çocuğun bol bol bir şeylerle oynamasını sağlar. İçki damıtıcısını aslında yapabiliyorum ama burayı geliştiremiyorum o zaman. Dolayısıyla bir tur daha bekleyeceğim. Belki bir sonraki günde, oyun gününde onu da yaparız.
Bir radyoyu dinleyelim. Arkasından Zata da uyusun. Çoğumuz için kahve yeni bir günün vazgeçilmezidir. Oysa Pagoren'de kahve bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Tavan yapan fiyatlar. Kahve güzel para edecek demek ki. İyi. Havalar yine güzel. Ilık, rüzgarlı. Biraz müzik dinleyelim. Sen gel şurada birazcık uyu. Sen buradaki işini bitirdikten sonra üzgünlüğünü gidermek adına birazcık şurada oyun oynamanı istiyorum. Güzel. Yalnız şey çok güzel olmadı mı sizce de? Komşuların getirdiği sebzeler. Aslında çalınabilir diye bir tane daha yesem mi? Ya çalınmazsa? Dursun ya, çalınırsa da artık yapacak bir şey yok. Bütün yemeklerimizi çalacak halleri yok ya. Kapıyı geliştirmek istiyorum aslında. Onun için burayı geliştirmem gerekiyor. Ve kapıya bir alarm sistemi kursak hiç fena olmaz. En azından evin deliklerini kapattık. Biraz daha zor oluyor girmeleri. Zata da dinlendikten sonra yola koyulabiliriz. Güzel. Senin için bitti. Gel biraz da if atla. Sen dinleniyorsun. Dinlenmeye devam et. Ocakta iki tane yemeğimiz var. Bunları çalamıyorlar. Ocaktaki yemekleri çalamıyorlar. Oyunda keşke birazcık daha zoom yapabilseydik. Hani daha yakından izleyebilseydim ben. Bizim karakterlerimizi. Maalesef öyle bir imkanımız yok. Zata'cığım sen bir dinlen. Hemen yola çıkacağız. Evin içerisinde huzur hakim. Çok güzel bir müzik çalıyor radyoda. Keyifler yerinde. Umarım sizlerin de öyledir. Hop. Yukarı. Gök mü görmedi az önce? Yok. Bomba patladı. Burada da aslında oyuncaklar koyabilirim. Burayı çocuğa ayırabiliriz. Çocuğun oyuncaklarını. Oraya koyabiliriz aslında. Bu arada işlemcimin fanını değiştirdim sonunda. Umarım artık arkadan fan gürültüsü size gelmiyordur, rahatsız etmiyordur. Açıkçası beni biraz huzursuz ediyordu o şekilde kayıtlar yapmak ama anca imkan bulup alabildim. Fiyatlar biraz yüksek. Elimizden geldiğince de size güzel kayıtlar ulaştırmaya çalışıyoruz. Güzel, Zata uyandı. Günü bitir o zaman, beklemeye gerek yok. Kanya sen yatakta uyu. Sen nöbette dur. Sen yağmaya çık. Gitmediğimiz nereler var? Bir sürü yer var daha gidilmemiş. Bombalanmış okul, yıkılmış villa. Zengin bir mahalledeki eski bir villa. Askerden kaçanlar tarafından mesken tutulduğu söyleniyor. İnşaat alanında da tehlike var. Süpermarketi ben tamamen boşaltmamıştım. Oraya bir gideyim. Ta 6 gün önce gitmişiz. Orada kalan eşyaları bir toparlayalım. 5 tane oyuncak ayım var. Herhalde o zaman 6 oyuncak ayı da mı yapılıyormuş? Şu an çünkü ben yapamıyorum. Yani çocukta bakmadım yapabiliyor mu diye. Ona da bakarız. Her ihtimale karşı sen şunu giy. Ve yağmalamaya git. Ne olur ne olmaz. Bakalım burada hala tehlike var mı? En son burada pek hoş olmayan olaylar yaşanmıştı. Alt katı galiba ben inmedim henüz. Oralara bakabiliriz. Hiç
şimdi bunların hepsini alıyorum. Benim asıl bileşene ihtiyacım var bildiğiniz gibi. Şöyle bir inceleyelim, araştıralım. Güzel, gübre yaparız. Bir oyuncak daha aldım. Suya ihtiyacım var. Bunlar lazım olacak bana. Şeker de alayım hatta şimdilik. Yan tarafa da bakalım. 5 tane bileşen lazım bana. Bulursan hemen onları toplamak istiyorum. Bunları da hepsini al şimdilik. Kilitli mi? Açık mı? Arkada biri var mı? Temiz görünüyor. Açalım. Böyle bir bakalım açmadan. Burası temiz görünüyor. Burada biri var mı? Vallahi her taraf boş. Güzel. Buradan ilaç çıkar büyük ihtimal. Yatakların altından salgı bezi, ilaç tarzı şeyler çıkıyor. Aynen salgı bezi ve ilaç çıktı. Hatta ilaç malzemesi bile çıktı. Tütünden vazgeç. İlacı al. Bir damla su içimize yarar mı aslında? Her türlü yarıyor ama. Bir de sigaradan vazgeç. Evde çocuk var. Böyle bir durumda bile çok taraftar değilim öyle şeyler yapmanıza. Sağlıklı kalmanız gerekiyor ki yani hayatta kalabilirsiniz. Aynen bir kürek olsa çok işine yarardı biliyorum. Fakat zaten küreğimiz yok. Bir türlü kürek yapamadım malzemelerim eksik olduğundan. Şurayı bir açalım. Ya elimden geldiğince kimseyi öldürmemeye çalışıyorum. En son istediğim şey. Hem depresyona girmelerini istemiyorum. Depresyon çok büyük sıkıntı bu oyunda. Yani ucu maalesef intihara kadar gidebiliyor. Sinirlenmelerini çok istemiyorum. Evdeki eşyaları alıp kaçabiliyorlar. Herkes bir şekilde mutlu yaşasın istiyorum. Yani savaş ortamında ne kadar mümkün olacak bilmiyorum ama 12. güne kadar geldik. Savaş ne zaman bitecek hiçbir fikrim yok. Custom match'ı kendim ayarlamadım. Custom game pardon. Dolayısıyla hani tamamen sürpriz. Yarın da bitebilir savaş. 10 gün sonra da bitebilir. Biz sürekli devam edecekmiş gibi yaşamaya devam etmeliyiz o yüzden. Anahtarımız yok. Şurayı açabilirim ama. Araştırabilirim yani. Oo yemek. Bunları alabiliriz. Bunu alalım. Bunu alalım. Neyden vazgeçeceğim? Bir damla sudan vazgeçip onun karşısında bir konserve alacağım. Bileşen hala bulamadım. Benim 5 tane bileşene ihtiyacım var. Üst katlara bakacağım. Şuralara bakacağım. Burada belki olabilir. Bileşen için neyden vazgeçeceğim bilmiyorum. Yani şeker olabilir ama. Bileşen henüz bulamadık. Şekerin yanında bir şeyden daha şu ilaç malzemesinden vazgeçebilirim. Çünkü 5 tane lazım ve biz 4-4 alabiliyoruz yanımıza. Çabuk. Odun almıyorum şimdilik yanıma. O da lazım biliyorum ama. Üzerinde çapraz iki kemik ve kuru kafa simgesi bulunan solmuş bir el ilanında şöyle yazıyor. Tehlike kullanılmamış mühimmata dokunmayın. Kullanılmamış ya da geride bırakılmış gibi duran herhangi silah, mühimmat ya da teçhizat bu bir tuzağı olabilir. Hiçbirine dokunmayın. Kendinizi ciddi sakatlık ya da ölüm tehlikesine atmayın. Askeriye yakınlarda fark ettiklerinizi hemen bildirin. Tamam. Daha önce hiç başıma öyle bir şey gelmedi gerçi ama demek olabiliyormuş. Buna bakmıştık zaten, pardon. Bir de bu tarafa bakalım. Odun var, hiç bileşen yok mu yahu? Alamıyorum yama. Zamanımız varken diğer katlara da bir bakacağım, üst kata. Yine su çıktı, tamam. Buraya nasıl çıkacaksın bilmiyorsun. Yukarıdan gideceğiz, şuradan. Merdiven var bak.
Umarım etrafta bir keskin nişancı yoktur. Güzel, bileşen buldum. Bileşen buldum, alamıyorum şu an. Şekeri bıraktım. Şeker alkol yapımında kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla. Yani lazım olur aslında öyle bir işe girersek ama. Şu an için o sulara giremeyeceğim. Güzel. Ham maddeyi bırakalım, şunu alalım. Varsa burada iki tane daha alacağım. Artık o masamızı geliştirmek istiyorum. Elimden geldiğince. Ya bitkisel ilaç genelde çok işe yaramıyor ama. Balıktan vazgeçelim, şunu alalım. Burada bir tane daha vardı yani, bir üçlü daha vardı. Bir tanesini alayım onu. Dörtlü varmış, tamam. Çıkışa koş. Zamanı geldi. Bir kere seni dışarıda bıraktıydık maalesef. Bu sefer olmaz. Hadi soyumamış olalım. Soyulmamış olalım lütfen. Bir günde soyulmadan geçsin şu gün. 13. gün. Hayatta herkes güzel. Güzel, süper. Keşke her gece bu kadar getirebilsem. İyi misin? Çok merak ettim. Ben iyiyim canım. Hatta sana bir sürprizim bile var. Siz ikiniz konuşun. Sen gel bir burayı geliştir Zlat'a. Zlat'a böyle kaldı. Yap. Artık burayı bir geliştirelim. Arkasından çocuğumuz için bir oyuncak kutusu yapabiliyorsak yapacağız. Malzemelerimiz yetiyorsa eğer. Evet, yarın tekrar yaparsınız. Hafif yaralısın, açsın, yorgunsun, dinlensen. Sen de acıkmışsın. Peki. Önce şuraya bir gel. Karnını doyuracağız senin ama. Top ve zıplama ifi yapabiliyorum şu an. Elimdeki oyuncaklarla, 6 tane oyuncakla. Oyuncak kutusu yapamıyorum. Peki. O zaman Zlat'a sen bir bak. Artık bundan yapabiliyoruz. Güçlendirilmiş kapı. Oyuncak kutusunu ben yapabiliyorum. Güzel. Karıştırıcı, termometre, ısı lambası. Oyuncak kutusu yapalım. Bu kadar savaşın ortasında, evet, yapmak istediğim tek şey bu. Oyuncak kutusu yapacağım. Oyuncak kutusunu buraya yerleştirmek istiyorum ama olmuyor. Tamam. O zaman Kalina'nın kendi odasına koyalım. Buraları bir yerlere koyabiliyor muyuz? Koyabiliyoruz. Süper. Koş. Sen bir karnını doyur. Buradaki yemeği yesek mi? Yemeyelim. Konserveyi bitirelim yine. Afiyet olsun. İyi beslenmiş. Biliyorum sevmiyorsun o konserveleri ama savaş bitince senin için güzel şeyler yapacağız. Hiç merak etme. Bir filtre daha yapalım. Suya ihtiyacımız olacak. Güzel, sen dinlen burada. Gündüzleri Kalina çalışıyor biraz artık. Ev işi yapıyor.
herkesin öğrenmesi lazım diye bir başarımı aldım bu arada. Öyle. Yani savaştayız. Kalinanın da çalışması gerekiyor. Zaten bir şey düşünmüyor ne zamandır. 10. günden beri hiçbir şey düşünmüyor. Neyse, herkes hayatından memnun. Üzgün kimse yok. Emilia ile Zlata biraz aç sadece. Emilia bir türlü iyileşemedi, o sıkıntı. O da güzelce iyileşirse. Gel bakayım sen. Oyuncak kutum var artık, gel. Bu arada teşekkür ederim tekrar. Oyuncak kutusu fikri için. Büyük ihtimal çok mutlu olacaktır Kalina. Bir sürü oyuncak getirdik ona çünkü. Oyuncak ayıyla bir oyuncak bebek kız çocuğu. Her şey yolunda ya. Herkes mutlu. Ben de mutluyum. Hava 16 derece. Sen iyileşmeye devam et. Sen yorgunsun, biraz açsın. Onun haricinde bir sıkıntımız yok. Her şey yolunda ilerliyor. Bir gece daha çıkacağız şimdi yağmaya. Hala bileşene ihtiyacım var. Hani geliştirmeyi yaptım ama bu sefer kapıyı yapamıyorum mesela. Kapı için bileşen dışında başka bir şeye ihtiyacım var mıydı? Ona da bakmak istiyorum. Hatırlayamadım çünkü. Sen dinlen, seni kaldırmayacağım. Zlata uyandığı zaman onunla bakacağım. Mutlu olsun Kalina. Gel biraz zayıf atla. Güzel, Zlata da uyandı o arada zaten. İnelim aşağıya. Burayı da geliştireceğiz. Bileşen buldukça. Hop hop. Kapı için tahtaya ve bileşene ihtiyacım var. 30 bileşen. 11 tane tahta. Hepsini aynı anda toplama şansım tabii ki yok. Islanması bitkiler için. Karıştırıcı da bildiğim kadarıyla yine ilaç yapmak için falan, termometre. Bunların hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Tamam, bir radyoya bakalım. Önemli şeyler var mı? Klasik müziğe geri döneriz. Hala hafif buluk. Kahve. Oo. Bu grande yaşayanların dikkatine, evlerinizden çıkmayın ve kapılarınızı kilitleyin. Silahlı gruplar sokakları ele geçirdiler diyor. Bugün için. O zaman ben bugünü evde geçiririm. Yani. Etraf bu kadar tehlikeliyken biraz sıkıntı olacaktır. Birazcık müziğimizi açarız. Yemeğimiz nasıl olsa var. Dışarısı biraz tehlikeli. Madem öyle. Günü bitir diyorum. Sen yatakta uyu. Sen nöbette dur. Sen de nöbette dur. Bugün dışarıda tehlikeli olduğuna göre bizi saldırmak isteyen insanlar çıkacaktır. Tahminimce. O yüzden bugün evde kalıyoruz. 14. gün. Soyulduk. Aa, Kalina ufak bir yara almış. Eşyalarımızı alamamışlar ama Kalina açısından çok kötü olmuş. Kalina'yı iyileştirmemiz gerekecek. Ne zaman? Bir sonraki bölümde. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Seriye göstermiş olduğunuz ilgiye de ayrıyetten çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur izlerken. Gerçi çok keyif alınası bir oyun değil. Hani çok mutlu, mesut bir oyun değil. Karışık duygular, genelde mutsuzluk duygusunun hakim olduğu bir oyun oynuyoruz ama izlerken sıkılmadığınızı umuyorum. Sizlerden gelen üstek üzerine zaten başlamıştık. Çok da sevdiğim bir oyundur. Açıkçası ben de mutlu oldum böyle bir oyun istediğiniz için.
bir sonraki bölümde görüşene kadar diyeyim o zaman. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.